Bu velileri anlamak mümkün değil. Her gün okul yönetiminden ne isteyeceklerini iyice şaşırdılar. Daha geçen gün doğayla dost, sentetik olmayan tuvalet kağıtlarından istediler öğrencilerin tuvaletini. Şimdi bu güvenlik kamerası işini çıkarttılar başımıza. Öyle değil mi müdür hanım? Sana ne be? İsteyecekler tabii, o kadar para veriyorlar. Sen karışma böyle işlere, işine devam et. Nasıl? Böyle iyi mi Fitat hanım? Okula gireni çıkanı rahat rahat tamamen gösteriyor mu? Korkarım ki gösterir. Korkarım ne demek? Gerizekalı herif. Sanırım diyeceksin. Sanırım gösterir. Sanırım ne demek? Eminim diyeceksin, eminim. Peki o zaman, eminim gösterir. Ha, tam olarak gösteriyor yani, eminsin. Peki, burayı monte ediyorum. Sanırım %100 korkarım, burayı monte ediyorum. Evet, aferin. Böylece o Selena denen büyücünün okula girip çıkması tamamen benim kontrolüm altında olacak. Her şeyi göreceğim. Ve onun bir uzaylı, cadı ya da uzaylı zekiye gibi bir şey olduğunu herkesin yanında ispatlayacağım. Ve böylece Burak'cığım bana kalacak. Koçum bakar mısın? Buyurun efendim. Ben senden sert bir espresso istedim. Sen sütlü kahve getirmişsin. Hayır, espresso. Koçum. Benim istediğimin yanında sütlü kahve bu. Hadi bana sert bir espresso getir. Akşamdan kalmayız herhalde. Sorma ya. Yapımcı albümün tanıtımı için davet verdi. Sabah 4-5 falan da bektiğimde. Ünlü olmanın cabası. Ya hayır, davet bir şey değil de yapımcının kızı geldi. Yazdı durdu. Tersleyemiyorum da. Yani bir daraldım, bir daraldım. Ya bilmez miyim senin kadınların karşısında ne kadar utangaç olduğunu? Ya harbiden eskisi gibi değilim be kanka. Ne olur inan bana ya. Hadi Kuzey, yapma şimdi. Ben seni bildim bileli kızlar peşinden ayrılmazdı. Şimdi de şarkıcı olunca iyice pervane olmuşlardır. Olmasına oluyorlar ama ben artık etrafımda pervane olan kadınlar değil, etrafında pervane olabileceğim bir kadın arıyorum. Ya haksız mıyım prenses? Bilmem yani, sanat dünyasında ilişkiler daha farklıdır tabii. Ya abi, bulalım sana o zaman şöyle helal süt emmiş bir kız. E verelim madem. Ya yok be abicim. Nette bile arattım yani. Şöyle helal süt emmiş, eli yüzü düzgün. Ya yok, yok, yok. Bulamıyorum, yok. sen geniş geniş konuşursun tabii. Böyle bir prenses herkesin karşısına çıkmıyor. Vallahi moralini bozmak gibi olmasın ama böyle Serena gibisini bulabileceğini ben de zannetmiyorum. Öyle ama ne yapalım? Bakarsın şans bu garibe de güler bir gün. Ah ah. Neyse ya. Biraz da siz anlatın. Prenses, konserden memnun kaldın mı? Bir faydamız olmuştur umarım. Ha, olmaz mı? Hem de nasıl? Değil mi Serena? Ya evet, konser beklediğimizden de fazla ilgi gördü. Gelen geliri vakıf aracılığıyla ailelere ilettik. Ya sana nasıl teşekkür edeceğiz bilemiyorum. Bak işte buna çok sevindim. Zaten böyle yardım konserleri olmasa bizim iş var ya, yapılacak iş değil. Ya gerçekten yaşadıkları o kadar büyük acıya rağmen yüzlerini biraz da olsa güldürebilmek çok güzel bir duygu. Sana nasıl teşekkür edeceğim hiç bilemiyorum. Aslına bakarsan ben biliyorum prenses. Nasıl? Ya, tabii ki ben bu konseri bir beklentim olduğu için vermedim. Madem ki bana teşekkür etmek istiyorsun, öyleyse bana bir iyilik yap. Ne dersin? Tabii, elimden gelirse neden olmasın? Merak etme, kesinlikle elinden gelecek bir şey. Bir tek isteğim var. Yeni şarkımın klibinde oynaman. Klibinde oynamak mı? Şöyle güzel, baktığı zaman insanın içini ısıtacak biri bulamadığımız için klibi 2 aydır erteliyorduk. Düşündüm de senin gibi güzel, senin gibi asil birini nereden bulacağız? Ne dersin? Oynar mısın? Ben... Kardeşim izin verirse tabii. Rica ederim kardeşim, ne demek? Eğer Selena istiyorsa benim için hava hoş. Hem fena da olmaz hani. Bakın bu klipte kız benim sevgilim derim. Peki prenses, sen ne diyorsun? Anlat bakalım Selena. Nasıl geçti dünyadaki ilk günlerin? Sevdin mi dünyayı? Evet çok. İyi ki Hades'in beni içine hapsettiği kalem dünyaya düşmüş. Kızları da çok seviyorum. Hem... Ya dünya çok güzel bir gezegen. Hele İstanbul. Geçenlerde kızlarla fotoğraf çektirecektim Boğaz'da size göstermek için. Ama fırsatım olmadı. Fotoğraf mı? Sanırım unutmuşum sana hatırlatmayı. Neyi? Fotoğraf çektiremeyeceğini. Nasıl yani? Selena, sen Ütopyalısın. Doğan geri dünyada çekecek filmlerde ve fotoğraflarda görünmezsin. Yani görüntün çıkmaz. Bu yüzden kameralardan ve fotoğraf makinelerinden uzak durman gerekir.
uzak dur ki kimliğin deşifre olmasın. Anlıyorum efendim. Aşkım? Efendim aşkım? Daldın gittin bir an. Evet ya, kızlarla ilgili bir şey geldi aklıma. Bana cevap vermedin prenses. Genç bir popçunun klibinde oynayıp onun yükselişine katkıda bulunmayacak mısın yoksa? Yani Kuzey, gerçekten çok teşekkür ederim klibinde oynamamı istediğin için. Ama inan ben yapamam. Kamera karşısında heyecanlanırım. Elim ayağım birbirine dolaşır. Ya merak etme. O kadar zor bir şey değil. İnan bana, ne olur. Yok ya, gerçekten klibe yazık olur. Hem sen başka birini bulursun zaten. Hadi ama prenses. Beceremeyeceğini düşünsem ister miydim senden böyle bir şey? Ya Burak, hadi sen de bir şey söyle kardeşim. Evet aşkım. Ya kliplerde oynayanlar sanki konservatuvar mezunu. Ama Burak. Hem ne güzel işte. İleride çocuklarımıza gösteririz. Annen zamanında klipte oynamıştı diye. Ya Burak, saçmalama lütfen, yapamam diyorum. Ya üstüme gelmeyin lütfen. Neyse kanka, zorlama. O kadar hatırımız yokmuş demek ki. Yok yok, sen merak etme kardeşim. Ben ikna ederim Selen'i. Heyecan yaptı bir an.